Mutlu sabahlar. Yeni bir günle daha karşınızda olmaya başladık ve şu dakika itibariyle 45 artıdaki beraberliğimizi de başlatmış olduk. Ana gündemimiz tabii iki ülkede konuşulan, tartışılan gündem başlıkları olacak ve bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Stüdyomuzda Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Zorlu Töre bizimle beraber gerek Kıbrıs sorununda atılan Maraş'la ilgili açılım sürecini gerekse iç siyasetteki gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş Zorlu bulduk Bey, Baykan Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. BRT ile buluşmak, sizlerle buluşmak benim için mutluluk kaynağı olmuştu. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Evet. Önemli gelişmeler var ama özellikle Kıbrıs Türk tarafının son derece önemli diye tanımlanan Maraş'la ilgili %3,5'luk bir alanın askeri bölge olmaktan çıkarılmasıyla ilgili atmış olduğu hamleden başlayalım. Bu süreci nasıl takip ediyorsunuz? Bu sürecin yansımalarına baktığınızda özellikle Kıbrıs sorunu bağlamında Kıbrıs Türk tarafının bu hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Kıbrıs meselesinin muhtelif evrelerinde Maraş konusu, Ercan Havaalanı, Gazi Mausa Limanı gündeme gelmişti ama bunlarda hiçbir uzlaşı geçmişte maalesef sağlanamamıştı. Dolayısıyla Maraş'ın zaten bir kısmı sivil yerleşime açık ve daha önceden de iskan edilmiş durumdaydı. Kapalı bir bölge vardı. Bu kapalı bölge 47 yıldır adeta böceklerin, kuşların dolaştığı, farelerin dolaştığı bir bölge haline geldi. Büyük bir sıkıntı vardı. Dolayısıyla Maraş artık bütünlüklü bir çözümün bir parçası olmaktan da çıkarılması gerekirdi. Çünkü Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik sınırları içerisindeydi ve yaşama kazandırılması gereken bir bölge halinde idi. Yani aslında bunu daha önceden biz sivil yerleşime açmış olsaydık bu kadar gürültü çıkmayacaktı. Ne Birleşmiş Milletler'den ne Avrupa Birliği'nden. Zamanlamanın neden tartışma yarattığını düşünüyorsunuz peki? Evet, yani zamanlamanın bayağı da aslında geciktiğini de ifade edebilirim. Ama yine de tabii ki Sayın Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra siyasette Kıbrıs meselesinde bir takım değişiklikler de meydana geldi. Ve iki eşit egemenliğe dayalı bir anlaşma modeli şeklinde yeni görüşler ortaya yere kondu. Bu doğru olanıydı esasında. Çünkü eşit egemenliğe dayalı bir anlaşma olmazsa o masa üzerinde kalan bir anlaşma olur. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Zürih ve Londra anlaşmalarında kapsamlı bir anlaşma olarak ortaya yere çıktı. Türkiye, Yunanistan, İngiltere garantör ülkeler oldular. Ama Kıbrıslı Rumlar Helenizm peşinde koştukları için, Megaloidea peşinde koştukları için, Kıbrıs'ı Helen gördükleri için ve Enosis yapmak istedikleri için, yani Kıbrıs'ı da bir Girit yapmak için, 12 adalardan sonra 13. ada yapmak için Rumlar bunları aklılarına koymuşlardı. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan memnun olmadılardı. Makarios'un ifadesiyle EOKA kahramanlarının görevi bitmiş değildir. Ben bu Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bu şartlarda imzalamak istemezdim. Böyle bir anlaşma istemiyordum. Ama bunu imzalamazsaydık Kıbrıs'ta Taksim konuşuluyordu. Taksim'i önlemek için ve İngilizleri de adadan göndermek için bu anlaşmayı yaptım. Yani Makarios belli ediyordu. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni biz işte Türklerin ortaklığı için kurmadık. Dolayısıyla arkasından 13 maddelik değişiklik getirdiler. Anayasada değişiklik istediler ve Kıbrıslı Türklerin ortaklık haklarını ortadan kaldırmak, daha da zayıflatmak, etkin pozisyonunu ortadan kaldırmak ve Kıbrıs'ı bir Helen Cumhuriyeti'ne ve Enosis'e ulaşmak istediler. Dolayısıyla 74 Mutlu Barış Harekatı'na doğuran sebepler esasında Rumların Enosis mücadelesinden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla Türkiye ve Türk ordusu 20 Temmuz Şafak vakti Kıbrıs'a gelmişse bu Rumların Enosis ve Megaloidea hedeflerinin bitmez tükenmez bilmeyen o aşklarından ortaya çıkmıştır. Peki bugün bu hamleler Kıbrıs Rum tarafının çözüm sürecine bakış şeklini değiştirir mi? Tabii ki. Ya da daha tehdit altında bir pozisyon altında hisseder mi? Çünkü özellikle bu Maraş hamlesiyle ilgili Güney Kıbrıs kaynaklı yapılan açıklamalara baktığımızda sanki bir uluslararası camiada yalnız bırakılmakla ilgili bir endişenin hakim olduğunu da görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Tabii ki Rumların hedefi değişmiyor. Bugünkü nesle göre Kıbrıs'ta herhangi bir Birleşik Kıbrıs kurulması mümkün değildir. Federal bir yapı oluşturulması mümkün değildir.
Çünkü Rumların Birleşik Kıbrıs'tan anladığı Kıbrıs'ın Helenleştirilmesidir. Federal bir Kıbrıs'tan anladıkları Kıbrıslı Türkleri federal bir yapı içerisinde azınlık durumuna düşürmektir. Hatta Kıbrıs Cumhuriyeti'nde verilen hakların daha da gerisine düşürmek şeklinde bir Rum yaklaşımı vardır. Bütün konuşmalarda, bütün açıklamalarda, müzakere masalarında bunlar çok rahatlıkla Rumlar tarafından orta yere konuyor. Yani en ılımlı Rum lideri bile Yorgo Vasiliu, Kıbrıslı Türklerin 400 yıllık adada misafir olduklarını söylemiştir. Ki Vasiliu anlam planına evet demiştir. Rum tarafında devlet başkanı olarak seçilmiştir. Ve devlet başkanlığını bıraktıktan sonra söylediği bir Cenevre'de verdiği bir konferansta böyle ifade etmiştir. Dolayısıyla Maraş açılımı Rumların aklını başına getirir mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü Rumlar bütün adayı istiyorlar. Yoksa kendilerine o kadar izaz ikramda bulunuldu ki geçmişte. Kapalı Maraş'ta, açık Maraş'ta, Maraş'ın bugün Kennedy Caddesi de, Demokrasi Caddesi de, deniz kıyısı da hep Rumlara veriliyordu. Dört Yol, Korkuteli, Akdoğan, Güvercinlik, Korkuteli, buraları hepsi de Paşaköy, Vadili, buraları hep Rumlara veriliyordu. Yani hatta Lefkoşa'nın hemen şu anda doğu kısmında kalan Haspolat bile Rumlara veriliyordu. Peki bu bizim Batı'daki toprak Alayköy politikamızda da bir değişiklik anlamına gelecek mi? Tabii ki bu değişiklik şu anda yapılıyor ve bütün yani dünyaya bu az önce söylediğiniz verilecek kategorisinde masada tartışılan yerler ve bölgeler noktasında şu an Maraş'la ilgili atılan adım, Kıbrıs Türk tarafının attığı adım, hani bundan sonra kurulacak herhangi bir müzakere masasında toprak konusundaki tutumu geçmişten farklı bir noktaya da getirir mi Kıbrıs Türk tarafı yani açısından? Yani rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı zamanında da bireysel olarak mal, mülk ele alınmamalıdır şeklinde bir yaklaşım vardı. Takas, tazminat ve iadelerle bir takım çözümler aranmalıydı ve devletten devlete çözümler olmalıydı. Veya iki egemenlik arasında bir çözüm olmalıydı şeklinde bir yaklaşım vardı ki ben bu görüşe çok sıcak bakıyorum. Yani anlaşma olacaksa eğer devletten devlete olmalı ve bireylerin malları üzerinde devletler karar vermelidir. Kaldı ki yani Kıbrıs meselesini yaratan Rum tarafıdır ve Rum tarafının aslında savaş tazminatı ödemesi gerekir. Hem Kıbrıs Türk tarafına hem de Türkiye'ye. Dolayısıyla yani Türkiye 1974 Barış Harekatı'ndan özellikle o günden bugünedir büyük maddi manevi büyük sıkıntılar çekerek Kıbrıs'a Kıbrıs Türk halkına yardımlar yapmaktadır. 500 civarında da anavatan Türkiye'nin burada kayıp şehitleri vardır. 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda 499 tane şehit vardır. Daha önce Binbaşı İlhan'ın çocukları işte şehit edilmiştir. Onlar ayrı yani neticede. Veya daha önce hayatını kaybeden burada bazı anavatan Türkiye'den gelen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kişiler vardır ki onlar da hayatlarını kaybetmişlerdi. Dolayısıyla Türkiye bir de ambargolara maruz kalmıştır Kıbrıs meselesinden. Halbuki ambargo Rum tarafına ve Yunanistan'a yapılmalıydı. Çünkü savaşı çıkaran onlardı. Enosis uğruna Kıbrıs'ı ateşe çeken onlardı. Kana bulayan onlardı. Dolayısıyla Rum tarafına ve Yunanistan'a yöneleceğine ambargolar ve baskılar maalesef Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk tarafına yapılmaktadır. Bu da dünyanın iki yüzlü olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri olan Amerika ve Fransa, daha önce bazan Rusya, sürekli olarak Rum yanlısı tutumlara devamlı destek veriyorlardı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden adalet beklemek doğru değildir. Avrupa Birliği'nden adalet beklemek doğru değildir. Çünkü Avrupa Birliği'nin lider ülkeleri de bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir. Yani Fransa, İngiltere, Amerika, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nde daimi üyedirler. Bunlar Anadolu'yu bile zamanında gelip işgal ettilerdi. İtalyanlar, Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar, Ermeniler Anadolu'yu bile ateşe vermişlerdi. Yani biz üç kıtada toprakları olan bir büyük bir devlettik Osmanlı Devleti ama Atatürk İstiklal Savaşı ile Anadolu topraklarını kurtararak
Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti ki Anadolu topraklarını bile İtalyanlar, Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler, Ermeniler hep işgal etmişlerdi. Dolayısıyla şimdi dünya böyle istiyor, dünya bunu kabul etmiyor diye bazı siyasi yaklaşımlar vardır kendi içimizde de. Bu yaklaşımlar emperyalist kültürlerin etkisi altında kalan kişiler, siyasiler tarafından ifade edilmektedir. Doğru değildir. Atatürk'ün söylediği bir söz vardır. Bağımsızlık size hiçbir başka millet tarafından, ülke tarafından hediye edilmez. Bağımsızlık sizin mücadele ederek kazanacağınız bir haktır. Kıbrıs Türk halkı da bu mücadeleyi yapmıştır. Kıbrıslı Rumlara karşı, Yunanlılara karşı direnmiştir. Daha önce de İngilizlere karşı direnmiştir. Dolayısıyla biz artık bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'yiz. Ve iki eşit egemen devlet vardır Kıbrıs'ta. Yeni yol haritamız bu doğrultuda bir takım politikaları gerektirecek. Yani bir diplomasi trafiği, yoğun bir uluslararası camiayla meselenin ne olduğunu anlatma konusunda. Bir süreden beridir ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ile ilgili bir adım atılıp atılmayacağı konusu tartışmaya açılmış. Bu yeni yol haritasıyla beraber de Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin ardından merak konusu olmuştu. Böyle bir politika izlemek mümkün mü peki? Tabii ki yavaş yavaş adım adım oraya doğru gidiyoruz yani. Bu sancılar onun içindir diye düşünüyorum. Çünkü anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı işte müjdeler vereceğim Kıbrıs'ta diye ifade etmişti. Bu daha çok etmişti. Tanınma gibi algılanmıştı tanınma ama. Tanınma gibi algılandı. Aslında bence dilinin altında bu bakla vardı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ama bunu 20 Temmuz törenlerinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosuna hitap ederken söylemekten imtina etti Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ama anavatan Türkiye'ye döndükten sonra oradaki bayramlaşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma yönünde, istatükosunun daha da ileri çıkarılması yönünde bir takım gelişmeler olacağını kendisi ifade etmiştir. Dolayısıyla işte Amerika kendisine telefon açmış. Amerika'dan bunları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi zaten. Amerika'dan telefon geldi diyor. Ve işte ne söyleyeceksin Kıbrıs'a? Kıbrıs'a gidiyormuşsun 20 Temmuz'da. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onlara ne söyleyeceğimizi size ne? Size mi danışacağız? Sizden izin mi alacağız? Ne söyleyeceksek söyleyeceğiz dedi. Ama benim anladığım kadarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne söyleyeceğini 20 Temmuz'da ve 19 Temmuz'da parlamentoda söylememiştir. Neden yani, söylemediğini düşünüyorsunuz söylemedi peki? Çünkü bir diplomasi değerlendirmesidir bu. Bu ben gayet normal karşılıyorum bunu. Bir diplomasi değerlendirmesi yapılmıştır. Zaten Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bir açıklama yapmaya hazırlanıyorlardı. Yani hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde. Maraş konusuyla ilgili. Dolayısıyla gerek Maraş konusunda gerekse tanınma yönünde atılacak herhangi bir adımı daha ileri boyutta ifade etmekten imtina etmiştir Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bu demek değildir ki vazgeçilmiştir. Öyle bir şey yok. Anavatan Türkiye'ye geri döndükten sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oradaki bayramlaşmada da ifade etmiştir. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Maraş konusundaki politikaları tamamen desteklediklerini ve tanınmanın da mutlaka geleceğini, yavaş yavaş geleceğini veya zamanı geldiğini ifade etmiştir. Ve Avrupa'ya da Amerika'ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de gerekli mesajları iletmiştir diye düşünüyorum. Peki şimdi bu yaşanan gelişmelerin ardından özellikle bu Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edileceği ile ilgili Rum lider Anastasiadis'in yaptığı açıklama ciddi bir tepkiyle karşılandı Kıbrıs Türk tarafında. Hatta bugün gazetelerden birinde Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Sayın Osman Ertuğ'un da açıklamasına yer verilmiş ve nobran bir tavır olarak değerlendirilmiş. Bazı politikacılarımızsa bunu bir şantaj olarak da değerlendirdi. Kıbrıs Rum tarafının bir yaşanan gelişmelerden rahatsızlığını ortaya koymak açısından. Siz bu tartışmaları nasıl izliyorsunuz peki? Yani Rum tarafı bu tür şantajları devamlı yapıyor. Aslında elinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pasaportunu tutan kişiler Rum pasaportu tutmuş sayılmazlar.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nden doğan ortaklık haklarımız vardır. Zürih ve Londra Anlaşması'ndan. Ondan dolayı bazı kişiler gerek devletin üst kademesinde gerekse vatandaşlar düzeyinde pasaport almışlardır. Veya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kimlik kartını almışlardır. Dolayısıyla bu bir hak şeklinde olarak yorumlanması lazım. Ve bunu uluslararası hukuka göre de Kıbrıs Rum tarafı bunu yönetimi şu anda Anastasiadis veya diğer liderler bunu iptal edemezler. Zaten Rum savcı da bu yönde bir açıklama yapmıştır. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini yönetenlerin gidip de böyle Kıbrıs Rum tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pasaport almasını ben doğru görmüyorum. Peki doğru bu açıklamasından sonra Anastasiadis'in yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi varsa eğer bu pasaportlarını iade etmesini mi bekliyorsunuz? Yani iade edilebilirse etmelerinde fayda vardır. Dolayısıyla bu pasaportlar zaten ne işe yarıyor? Devletin üst kademesinde bulunan kişilerde diplomatik pasaport zaten ana vatan Türkiye'den bizlere sağlanıyor yani. Mesela bana sağlanıyor. Ben mesela Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ne kimlik kartını ne de pasaportunu almak için herhangi bir müracaatım olmadı. Gayet de mutluyum yani. Herhangi bir problemim de olmadı. Ben bu pasaportla anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bize sağlamış olduğu ay yıldızlı pasaportla Makedonya'ya da gittim, İngiltere'ye de gittim, Bakü'ye de gittim, yani Kosova'ya da gittim. Dolayısıyla bir problem yok yani ille de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pasaportunu neden aldı bazı siyasi arkadaşlar? Almasınlar diye düşünüyorum. Bir iade bekliyor musunuz? İade bilmiyorum. İade etme imkanı var mıdır, yok mudur? Bu kişisel bir değerlendirmeye ait bir olaydır. Ama ben alınmaması yönünde taraftarım. Vatandaşlar alabilir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini yönetenler, siyasiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pekiştirilmesini eşit egemen düzeyde bir varlık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını, kalıcı olmasını isteyen arkadaşlar bana göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pasaportunu almamalarında fayda vardır diye düşünüyorum. Eğer bir yolu varsa, iade etme yolu varsa da onu iade etsinler. Doğru olanı da budur diye düşünüyorum. Peki. Ama bu kişisel bir değerlendirme olur. Ama ben zorlu töre olarak böyle bir ihtiyaç hissetmedim Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pasaportunu veya kimlik kartını almaya. Dolayısıyla dış seyahatlerim de oldu. Herhangi bir problem yok. Dolayısıyla neden alıyor arkadaşlar onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Biraz da iç siyaseti konuşalım dilerseniz. Gerçi meclis tatilde şu anda. Ama yeni yasama dönemine nasıl başlayacağı merak konusuyken iç siyasetteki bazı gelişmeler de önümüzdeki süreçte ne yaşayacağımıza dair bazı soru işaretlerini ve endişeleri beraberinde getiriyor. Keza dün hükümet ortağı Demokrat Parti'nin genel sekreteri Sayın Afet Özcafer istifa kararı aldı. Bu istifa kararını alırken de partisinden ve görevinden istifa kararını alırken de Sayın Koral Çağman'ın Çalışma Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra yaşanan süreci işaret etti. Başbakan'a bazı suçlayıcı ifadelerde bulundu. Parti Genel Başkanı'na ve tabii ki Sayın Serdar Denktaş'a da. Siyasetle ilgili bu tartışmaların neresindeyiz ve bu süreçler bizi nasıl etkileyecek? Özellikle Demokrat Parti içinde yaşanan bu tartışmalı süreç hükümetin geleceğine nasıl yansıyacak? Ne görüyorsunuz önümüzdeki günlerle ilgili? Şimdi biliyorsunuz geçen dönemi kapatırken 3 gün üst üste mecliste nisap sağlanamadı ve 8 tane yasa görüşülemeden Ekim ayına kaldı. Bu çok ciddi bir problemdi. Yani hükümet meclise dayalı çoğunluğunu kaybetmişti. Çünkü Sayın Bertan Zaroğlu ve Sayın Serdar Denktaş 3 gün üst üste meclis genel kuruluna nisap sağlamaya gelmediler. Dolayısıyla bu yasalar görüşülemedi ve meclis genel kurulu toplanamadı. Ertelendi ve en sonunda da yaz tatiline anayasa gereği olarak 3 ay tatile girdi. Bu parlamento için aslında bir ayıptır, bir yanlış bir durum. Ve biz tatile çıkarken ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldık. En azından bu 8 yasa mutlaka görüşülüp kanunlaşması gerekirdi. Ama muhalefet partileri de bulun 26'yı meclisi açın şeklinde bir boykot yaptılar. Onlar da içeri girmediler, meclis genel kuruluna girmediler. Bu da muhalefetin ayrı bir yanlışı, ayrı bir tutumu. Dolayısıyla
Sayın Koral Çağman istifa edip onun yerine kim atanacak sorusuna cevap ararken mecliste nisaba dayalı bir hükümetin devam edip konusunu edemeyeceği şeklinde soru işaretleri karşımıza geldi. Dolayısıyla Sayın Serdar Denktaş, anladığım kadarıyla benim tespitlerim tabii ki Sayın Afet Özcafer'in bakan olmasını kabul etmedi. Dolayısıyla Sayın Serdar Denktaş'ın meclise katılmama, nisap sağlamama yönündeki bir eğilimi eğer devam edecekse, Sayın Başbakan nisap nasıl sağlanacak şeklinde bir soruyu kendi kendine sormuştur. Sayın Fikri Ataoğlu her ne kadar Afet Özcafer hanımefendiyi bakanlığa önermişse, ki gayet normal hakkıdır da esasında Afet Hanım'ın, çünkü partinin genel sekreteri, bir bakanlık boşalmışsa ve oraya başka bir milletvekili gelmeyecekse, yani nisap sıkıntısı oluşmayacak bir milletvekili görev alma şeklinde olmayacaksa, en doğal olarak Afet Hanım'ın hakkıdır şeklinde yorum yapabilirim ben. Ama Sayın Serdar Denktaş'ın tutumu, Yeniden Doğuş Partisi'nde de iki milletvekilinin bire düşmesi ve Sayın Bertan Zaroğlu'nun da mecliste nisap sağlamaması ciddi soru işaretleri yarattı ve Ekim ayı geldiği zaman mecliste nisap sorunu ortadan kalkacak bir atama yapılması gerekir noktasında Sayın Başbakan düşünmüştür. Ben Başbakan'ı çok eleştiriyorum. İki vekilin de tutumu, yani Sayın Bertan Zaroğlu ve Sayın Serdar Denktaş'ın tutumu, yani nisapla ilgili Sayın Afet Özcafer'e atfen miydi peki? Öyle. Yoksa başka gerekçeler, başka bir takım perde gerisinde konuşulan konu başlıkları da mı vardı? Başka perde arkasında konuşulan konular varsa ben duyum şeklindeki hususları kalkıp da televizyon ekranından söylemem doğru değildir. Benim ciddiyetime yakışmaz. Sadece bildiğim şeyleri, yani onun da yüzde, en azından %90, %100 bildiğim şeyleri ifade ediyorum. Sayın Serdar Denktaş Afet Hanım'ın atanmasını istememiştir. Sayın Hamza Ersan Saner değildir Afet Hanım'ın atanmasına karşı olan. Ama Sayın Başbakan nisap oluşacak mı oluşmayacak mı sorusuna cevap aramıştır. Sayın Serdar Denktaş da burada veto yapmıştır Afet Hanım'ı ve en sonunda bir şekilde o bakanlıktan boşalan yere yeniden Koral Çağman'ın ikna edilerek atanması sağlanmıştır ve nisap böyle çözülmüştür. Şu anda tamamen çözüldüğünü düşünüyor musunuz nisap çözüldüğünü sorununu? Çözüldüğünü düşünüyorum, evet. Yani öyle düşünüyorum, çözüldüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla burada Ulusal Birlik Partisi'nden veya Sayın Başbakan'dan kaynaklanan bir olay olduğunu düşünmüyorum. Doğruya doğru, ama başka şeyler de varsa, ben de çok şeyler duyuyorum ama duymak başkadır. Dedikodular Kıbrıs'ta ne iter ne biter. Bazıları gerçektir, bazıları yalandır. Dolayısıyla ben dedikodular üzerine kalkıp yorum yapmam. Ama mecliste nisabı olan bir hükümet meydana gelmesi için, çünkü hükümet nisaptan düşmüştü. Bu durumda ne yapacaktı? Sayın Hamza Ersan Saner ya baskın bir seçime karar verecektik, ki biz baskın bir seçime partili milletvekilleri olarak karşı çıktık. Yoksa Sayın Hamza Ersan Saner... Neydi karşı çıkma gerekçeniz? Kurultay olsun, kurultaydan sonra seçime gidelim şeklinde bir düşüncemiz vardı. Yoksa baskın seçimi de neredeyse milletvekili grubunda oylatmaya götürülüyordu ve biz karşı çıktık. Özellikle ben çok sert tepki gösterdim. Kurultay olmadan, partinin tabanı da çünkü kurultay istiyor. Parti meclis üyeleri kurultay istiyor. Yeni örgütlenme biçimimizin yapılması lazımdır. Köy, mahalle, ilçe kongrelerinin olması lazımdır. Kurultay olup yeni bir enerji kazanmamız lazımdır. Çünkü şu anda Ulusal Birlik Partisi 31 Ekim 2020'de yapılan kurultayda üzerimize bir deprem çöktü. O depremde üzerimize yıkılan topraklar, yıkıntılar hala daha kaldırılmış değildir. Hala daha vatandaşlarımız da, Ulusal Birlik Partili üyeler de bu kurultay neden tamamlanamamıştır? İki aday neden geri çekilmiştir? Demokrasi niye rafa kaldırılmıştır? Demokrasi tatil edilebilir mi? Demokrasi difrize konulabilir mi ve istendiği zaman çıkarılabilir mi? Demokrasi bu değildir.
Dolayısıyla kurultay olması gerekir. Kurultay olmadan bizim bir baskın seçime gitmemiz veya erken seçime gitmemiz doğru değildir düşüncesiyle. Bir önceki kurultaya işaret ettiniz ama ya bu Ekim ayında yapılacak kurultay tabii ki sadece partinizle ilgili değil, aynı zamanda ülkenin yönetimiyle ilgili de olmasından ötürü son derece önem arz ediyor. Keza muhalefetin zaman zaman işte hükümetin, Ulusal Birlik Partisi'nin tek derdi kurultay, dolayısıyla bazı hamleler bu sebeple yapılamıyor noktasında da eleştirileri oldu. Bu kurultay süreci sağlıklı şekilde işleyebilecek bir mekanizmanın üzerine kurulacak mı sizce? Bence olacaktır. Çünkü anayasa gereği Ulusal Birlik Partisi kurultayını Ekim ayının sonuna en geç yapmalıdır. Kaldı ki Ekim ayının sonuna zaten parti meclisi bir anayasa gereği zaten siyasal partiler yasası gereği olarak 24 Ekim'e kurultay kararı almıştır. Yani biz daha önce de bu kurultayı yapabilirdik, hazırlık yapabilirdik, köy, mahalle, ilçe kongreleri tamamlanabilirdi. Netice olarak bunlar yapılmadı. Bu da tabii partiyi yönetme şeklinden kaynaklanıyor. Yani her kişinin bir yoğurt yiyişi vardır. Sayın Hamza Ersan Saner'in de yoğurt yemesi böyledir. Ama ben diyorum ki rahatsızlık duyuyor musunuz peki ben bundan? Tabii ki duyuyorum. Bu ekşimiş yoğurdu Ulusal Birlik Partililer hak etmemiştir. Ulusal Birlik Partisi'nin tabanı örgütleri böyle bir ekşimiş yoğurdu yiyemezler. Yani bunu Sayın Hamza Ersan Saner yiyebilir ama partinin tabanı ve örgütleri bunu kabul etmediler. Yani bir an önce kurultay olmasını istiyorlar. Bu kurultayda iki adayın geri çekilmesini Ulusal Birlik Partililer hala daha hazmetmiş değillerdir. Demokrasinin neden rafa kaldırıldığını Ulusal Birlik Partililer hala kabul etmemiştir. Bu soruların ondan ve bu sorduklarınızın yanıtı, hani örneğin siz Zorlu Töre olarak biliyor musunuz yanıtlarını? Tabii ki az neler çok yaşandığını biliyorum. Az çok biliyorum ama birçok hususları da. Peki endişeniz var mı Ekim ayında da benzer bir tartışmalı süreçle karşı karşıya kalıp olmaması gerekir diye ifade ediyorum. Yani Ekim ayında partinin kurultayı normal demokratik kurallar içerisinde, demokrasi neyse onun gereği yapılmalıdır. Üyelerin iradesi neyse sağlıklı bir şekilde sandığa yansımalıdır. Ve oradan çıkacak sonuçları da aday olan arkadaşların hepsinin de hazmetmesi, kabul etmesi gerekmektedir. Siz nasıl bir pozisyon alıyorsunuz? Aday olacağınızın sinyallerini veriyorsunuz. Ben tabii 4 defa Ulusal Birlik Partisi'nde kurultaylarda divan başkanlığı yaptım. Yanlışları sürekli olarak ifade ettim, söyledim ama kimse dinlemedi demeyeceğim yani. Partinin yönetimini ellerinde tutan erkler maalesef hiçbir şey dinlemediler ve gerekli düzenlemeyi de yapmadılar. Dolayısıyla partinin genel başkanlığına aday olmaya karar verdim. Parti genel sekreteri Sayın Hamza Ersan Saner'in gelip de partiye genel başkan olması, yani kurultay bozulduktan sonra ve iki aday çekildikten sonra çok demokratik bir şekilde Hamza Ersan Saner Bey'i oy birliğiyle başkan yaptık ve bu yaranın sarılması için bu göreve onu getirdik. Ama bu depremden sonra artçı depremler hep devam etti. Yani Sayın Hamza Ersan Saner Bey partiyi doğru yönetemedi. Genel sekreterlik seçimini bile 4 ay gecikmeli yaptı. Halbuki biz onu süratle partinin genel başkanı yaptık o depremden sonra. Yani 31 Ekim depreminden sonra, ben öyle diyorum. Biz onu süratle demokratik kurallar içerisinde genel sekreter olduğu için, genel başkan vekili olduğu için genel başkanlığı ona verdik kurultay yoluyla, küçük bir kurultay yaparak. Ama kendisi 10-15 gün içerisinde genel sekreterlik seçimini yapması gerekirken 4 ay sonra yapmıştır. Parti meclisi toplantılarını 7 ay sonra yapmıştır. Bunlar hoş karşılanacak şeyler değildir. Yani onun için dedim ki her kişinin bir yoğurt yiyişi vardır ama bu yoğurt ekşimizse ben onu yemem. Ve tenkit de ederim yani, netice olarak karşısına da çıkarım. Çünkü Ulusal Birlik Partisi bugün kaç tane üyesi varsa 17 bin kusur üyeye çıkmış Ulusal Birlik Partisi. Üye sayısı Ulusal Birlik Partisi'nin üyelerinin hepsinin tek tek hakkı vardır Ulusal Birlik Partisi'nde. Dolayısıyla beni genel başkan yaptınız, ben de ala keyfa böyle yönetirim. Benim yoğurt yiyişim böyledir. Böyle yapamazsınız. Tüzük vardır. Siyasal partiler yasası vardır, seçim ve halk oylaması yasası vardır, anayasa vardır. Bunlara mutlak surette uyulması gerekir. Etik değerlerin dışına çıkmamak gerekir.
Bundan dolayı ben sürekli olarak düşüncelerimi ifade ettim. Gerek televizyonlarda, gerek milletvekili grubumuzda, gerekse parti meclisimiz 7 ay sonra toplandı. 7 ay sonraki parti meclisinde çıkıp düşüncelerimi, fikirlerimi ifade ettim. Benim gibi birçok arkadaşlar çıkıp düşüncelerini ifade ettiler parti meclisi toplantısında 7 ay sonra. Bu doğru bir yaklaşım değildi. Dolayısıyla parti yönetiminde ciddi zafiyetler oluştu, ciddi sıkıntılar oluştu. Parti tabanında yüksek sesle kurultay isteriz söylemleri arttı. Dolayısıyla kurultay olmadan baskın bir seçime veya erken bir seçimin doğru olmadığı kesin. Kurultay sonrasındaki yani erken seçim süreci sizce farklı bir takvim üzerinde de işler mi? Kurultaydan sonra erken seçim kaçınılmaz. Belki de bu 2021 yılında olabilir bu seçim. Ve 2022 yılının en geç zaten 3 Nisan'ında ad hoc komite zaten bir tarih belirlemiş durumdadır. Dolayısıyla kurultayın sonucu mu belirler sizce bu süreci? Kurultayın sonucu değil yani artık ortaya çıkacak olan durum. Çünkü bizim kurultayımız olduğunda mecliste bütçe görüşmeleri de başlayacaktır. Hı hı. Yeni dönem, yeni yasama dönemi de başlayacaktır. Dolayısıyla eğer yeni bir genel başkan gelirse yeni bir hükümet oluşacaktır. Çünkü yeni gelecek olan genel başkan, başbakan o olacaktır. Yeni bir kabine oluşacaktır. Yeni bir koalisyon olur mu yoksa aynı şekilde bu koalisyonla mı devam edilir? Bunlar hepsi yaşanarak görülecektir. Ama muhtemelen yeni bir genel başkan, yeni bir başbakan ve yeni bir kabine oluşacaktır. Büyük ihtimalle benim düşüncem. Dolayısıyla tabii ki Sayın Hamza Ersan Saner Bey de kurultayı kazanırsa, genel başkan seçilirse o zaman durum değişir. Biz de ona yapmış olduğumuz bu çıkışları da artık sona erdirmiş oluruz. Çünkü kurultay yoluyla genel başkanlığa gelmiştir olur. Dolayısıyla yola devam ederiz ve kendisini de tebrik ederiz. Ama şu anda görülen o değil yani neticede. Kurultayda büyük bir değişim, büyük bir yenilik olacaktır. Hem partide olacaktır bu yenilik ve değişim, hem de hükümette, hem de devlet yönetiminde bu değişim olacaktır. Onun için ben diyorum ki ciddiyet, dürüstlük, etik değerler ve disiplin anlayışına sahip bir genel başkana sahip olmak istiyorsa Ulusal Birlik Partililer, Zorlu Töre bu göreve taliptir. Ben ciddiyetimden, dürüstlüğümden asla taviz vermem. Her dönemin adamı değilim. Her dönem daima milli davayı savunan, duruşu belli olan, devlet anlayışı belli olan, halkçılığı belli olan, insanlara olan sevgisi belli olan bir Zorlu Töre vardır. Dolayısıyla elbette tabii ki Ekim ayındaki kurultay sürecinde desteğini isteyeceğiz tabii ki. Peki. Programı noktalıyoruz. Tabii zorlu bir süreçteyiz de aynı zamanda. Yani bu siyasetin tartışılan gündem başlıklarının çok ötesinde bir ekonomik daralma, ekonomik sorunlarla boğuşma, Covid süreciyle ilgili bir mücadele noktasındayız da. Çok kısa bir cümleyle bu konudaki değerlendirmenizi de alalım. Yani icraat bakımından ve hükümetin gerekleri, vatandaşın beklentileri noktasında nasıl bir tavır sergileniyor sizce? Yeterli buluyor musunuz? Yani hükümet sosyoekonomik yapıda çok ciddi hatalar, yanlışlar yapmıştır. Çok daha iyi durumda olmamız gerekirdi. Bugün evine ekmek alamayacak muhtaç bir hali insanlar olmuştur. Kirasını ödeyemeyen, taksidini ödeyemeyen, borç para arayan bir hali insanlar olmuştur memlekette. Evet, iyi kötü geçinen insanlar da vardır ama ciddi bir yoksullaşma, fakirleşme de meydana gelmiştir. Yani bunun hepsini kalkıp da Covid'e bağlamak ve yapılan yanlışları görmemezlikten gelmek doğru değildir diye düşünüyorum. Yani ben ülkenin içinde bulunduğu durumu güllük gülistanlık olarak görmüyorum. Gözümde perde yoktur. Pembe gözlük de almıyorum. Dolayısıyla gerçeği de ifade etmek mecburiyetindeyim. Yani ben kendim başbakan olsaydım çok daha fazla bu ülkeyi sosyoekonomik yapısını da düşünerek hem sağlık sistemini de düşünerek yönetirdik diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu konularda da çok büyük ciddi hatalar yapılmıştır diye düşünüyorum. Sadece dış politikada ben Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü politikaları aynen benimsiyorum. Hükümetin dış politika üzerinde
Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yürüttüğü politikaları, dış politikada yürüttüğü politikaları aynen benimsiyorum. Ben zaten 1983 yılından beri bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye yüksek sesle ifade eden bir kişiyim. Yani dün federasyoncuydum, Birleşik Kıbrıs'ı savunuyordum. Bugün de eşit egemenliği savunuyorum. Öyle bir şey yok. Ben eşit egemen devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 15 Kasım 1983'te ilan edildiği günden beri savunuyorum. Hatta federe devlet döneminde bile ben o zaman daha genç bir insandım. Gençlik kollarındaydım, UBP'nin gençlik kollarındaydım. Bağımsız bir Türk devletini savunuyordum. Ta o zamandan savunuyorum. Dolayısıyla ben her dönem oraya buraya yalpalayan bir adam değilim, bir kişi değilim. Dolayısıyla bugün ciddi bir olgunluk yaşıma da geldiğime inanıyorum. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi ulusal davanın ana çimentosudur. Dolayısıyla ben bu Ulusal Birlik Partisi'nin artık genel başkanı olmalıyım diye karar verdim ve adaylığımı da ilan ettim. Peki, hayırlı olsun diyelim biz de. Bir başka programda daha çok iç konularla ilgili, yani bu süreçlerin nasıl yönetildiğini, nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili konuları da konuşarak geçiririz. Ancak zaman sadece bu kadarına yetiyor bugün. Bir başka programı erteleyeceğiz diğer gündem başlıklarımızı. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun, ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak ümidi ile inşallah. Halkımıza da hayırlı günler diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Zorlu Töre ile beraberdik bu sabahta. Noktaladık beraberliğimizi. Yarın sabah yeniden 8.30'da görüşmek dileğiyle veda edelim. Hoşçakalın.